Migros TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben antrenörünüz Furkan. Bu bölümümüzde evde kalça ve bacak kaslarımızı nasıl etkili bir şekilde geliştiririz? Bunun antrenmanını size izah edeceğim. Burada toplamda 6 tane hareketimiz var. Bu komple bir antrenman olarak uygulayabilirsiniz. Ve haftada 2 gün bu antrenmanı uygulayabilirsiniz. Eğer kalça ve bacaklarınızın daha da kaslı gelişmesini istiyorsanız ve aynı zamanda tabii ki yağlarınızdan da kurtularak daha şekilli olmak istiyorsanız. İlk hareketimiz lunge jump hareketi. Bu birazcık plyometrik bir hareket. Atletik becerimizde kullanacağımız ve bizi bir manada ısındıracak bir hareket. Çünkü burada bir herhangi bir yükleme kullanmayacağız. Eğer şu anki vücut ağırlığımız, kütlemiz veya fiziksel şartlarımız, örneğin dizimizde bir problem olabilir, sıçramalı egzersizler yapmamızda bir sıkıntı oluşturuyorsa sadece lunge yapacağız. Onun da nasıl yapılacağını size göstereceğim. Dumbbell front squat'ımız var. Bir dumbbell yardımıyla bunu yapacağız. Eğer bir dumbbell'ınız yoksa veya fiziksel seviyeniz henüz o noktada değilse tabii ki burada ağırlık kullanmanıza gerek yok. Ardından glute bridge egzersizimiz var. Direkt bir kalça egzersizi. Oldukça faydalı. Herhangi bir atletik beceriyi geliştirmek istiyorsanız kalça kasları inanılmaz önemli. Bu futbol, basketbol, koşmak ya da ağırlık kaldırmak bile olabilir. Ve tabii ki estetik için de insanlar kalçalarını çalışmak istiyorlar, kadın erkek. Split squat yine kalça ve bacak kaslarımızı etkili bir şekilde çalıştıran bir unilateral egzersiz. Yani tek taraflı yaptığımız bir egzersiz. Orada 10 tekrar sağ bacağımız, 10 tekrar sol bacağımız için uygulayacağız. Ardından yine bir unilateral, yani tek taraflı egzersizimiz olacak. O 5 tekrar, yani 5 sağ 5 sol için yaptığımız Romanian deadlift olacak. Bu Romanian deadlift'te de single leg yapacağız. Yani tek bacağımızı unilateral şekilde yapacağız. O yüzden SL yazıyor. Romanian deadlift. Ve power demekteki kastım birazcık daha bunu patlayıcı yapmaya çalışacağız. Ardından da bacağımızın alt kısımları, kalflarımız için bir izole bir egzersizimiz olacak. Egzersizleri kaç tekrar uygulayacağımız ve kaç set uygulayacağımız burada yazıyor. Setler arasında, örneğin ben lunge jump'ı yaptım. 3 set 5 tekrar şeklinde. Ardından 2 dakikaya kadar dinlenebiliriz. Kendimiz daha erken, örneğin 45 saniye sonra hazır hissediyorsak tabii ki ikinci setimize de girebiliriz. İlk olarak arkadaşlar, herhangi bir antrenmana başlamadan önce ısınıyoruz. Özellikle bacak antrenmanına başlamadan önce de yoğun bir şekilde ısınmaya çalışalım. Burada gördüğünüz iki hareket elbette iyi bir başlangıç olacaktır ısınma için. Bunun ardından ilk hareketimize geçiyoruz. Bu harekette lunge jump demiştik. Yani lunge yapıp sıçrayacağız. Fakat eğer sıçramayla ilgili bir sorunuz varsa tabii ki lunge yaparak da bunu tamamlayabilirsiniz. Ardından kuvvetiniz olduğu zaman burada gördüğünüz gibi 5 sağ bacağınız, 5 de sol bacağınız için sıçrıyorsunuz. Bunu yaparken maksimum kuvveti uygulamaya çalışın fakat acele etmeyin. Yani ben burada hızlı yapmaya çalışıyormuşum gibi algılanmasın. Kendimi dengeli tutabildiğim ve kuvvetli yapabildiğim için hızlı yapmaya çalışıyorum. Amacımız maksimum kuvvet üretmek olsun. İkinci hareketimiz dumbbell front squat. Dumbbell'ları bu şekilde omzumuzda rahat ettirebileceğimiz şekilde tutuyoruz. Bu dumbbell'ın tipine göre değişebilir. Ardından squat yapıyoruz. Squat yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey dizlerimizin yanlara doğru açılması. Yani dizimizi, diz kapaklarımızı karşıya gösterecek şekilde değil de yanlara açıp rahatça oturabilecek şekilde açmalıyız. Böylesi hem sağlıklı, hem daha güvenli, hem daha güçlü. Sıradaki hareketimiz bir kalça hareketi. Hip bridge, yani köprü kuruyoruz. Burada dumbbell'ınızı bu şekilde alabilirsiniz ya da vücut ağırlığınızla da yapabilirsiniz. Kuvvetinize göre bunu ölçekleyebilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken husus, baş parmaklarımızı yerden kaldırıp topuklarımızla kuvvet almalıyız. Eğer topuklarımızdan kuvvet alırsak kalçamızı daha iyi kullanabiliyoruz. Aslında bu bir taktik. Fakat diğer türlü kramplar da yaşayabilirsiniz, yani ayağınız tam yere bastığı zaman. Buna dikkat edelim. Sıradaki hareketimiz split squat. Çok verimli, çok faydalı, çok güçlü, çok atletik hareketlerden biri. Burada bir bacağımızı arkada koltuğa veya başka bir şeye, yani dayayarak rahat edeceğimiz bir şekilde tek bacağımızla squat yapabiliriz. Amacımız dizlerimizin yukarıda kilitlenmesi. Yani yarım yarım yapmıyoruz. Kuvvetimize göre diğer bacağımızı, dizimizi yere uzatacak kadar yapabiliriz. Yine sıradaki hareketimiz bir posterior chain hareketi. Romanian deadlift aslında bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yere doğru uzanıyorsunuz ama aslında kalçanızı geri veriyorsunuz. Bu harekette sizden istediğim, tabii ki birazcık gücünüze, kuvvetinize ve dengenize güveniyorsanız, tek bacağınızla patlayıcı bir şekilde bu hareketi yapmak. Kendinize bir atlet gibi çalıştırırsanız bir atlet gibi kuvvetiniz olur. Bu antrenmanda birçok vücudumuzun becerisini, kas geliştirme, sıkılaşma,
patlayıcı kuvvet, hız hepsini beraber çalıştırmaya çalışıyoruz. Eğer dengenizde çok ciddi problemler yaşarsanız tabii ki klasik Romanian deadlift yapabilirsiniz. Ve son olarak izole bir hareket, bacağımızın dizden altını burada çalışıyoruz. Yani yaptığımız birçok harekette anterior tibialis, yani kaval kemiğimizin ön tarafı çalışıyor, yürürken bile çalışıyor. Fakat arka tarafını çalışmak, şekillendirmek adına bu calf raise hareketini yapabiliriz. Yerde bu şekilde bir yükselti olursa daha fazla hareket alanımız olur. Bu yüzden ben yere basit bir şey koydum. Siz de bu şekilde bir kitap yardımıyla bile bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, antrenmanımız bu şekildeydi. Fikirlerinizi merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz, neler hissettiniz antrenmanı yaptıktan sonra özellikle? Ve vücudunuzun hangi kısımlarını nasıl geliştirmek istiyorsunuz? Evde yapabileceğiniz antrenmanlarla Migros TV kanalında olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında arkadaşlar, Migros TV'de yalnızca ben yokum. Sizin hayatınıza faydalı olacak, sizi eğlendirecek ve yeni bilgiler edinmenizi sağlayacak faydalı birçok içerik var. Bu içerikleri kaçırmak istemezsiniz. Migros TV kanalına abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.